Yeni Sahra Mahallesi kentsel dönüşüm çalışması sürecinde karot alınmış binaların yıkımı var. Bu yıkımı yapan firmanın yetkilisiyle görüşüyoruz. Merhaba hocam, kolay gelsin. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun. Yıkımı siz yapıyorsunuz galiba. Biz yapıyoruz, evet. Yani bu yıkımda herhangi bir şekilde bu bölgedeki binaları toplamış olan firmaların herhangi bir şekilde katkı payı yoktur. Çünkü bunlar daha önce karotları alınmış ve içerisinde yaşanamayacak karar verilmiş olan binalardır. Bu binayı şahıslar kendileri kendi arzu ve istekleriyle ve masraflarını karşılayarak yıktırıyorlar. Herhangi bir şekilde ne bir belediyenin veya firmanın bu konuda herhangi bir şeyi yok. Yani şunu mu anlıyoruz? Siz parayı bina sahibinden aldınız. Bina sahibinden aldınız. İşte atıyorum DKY firmasının veya hiçbir firmanın. Firmaların yani DKY olsun veya diğer firmalar. Diğer firmalar olsun. Bu bölgede başka firmalar da var çünkü. Kaç katlı bir binaydı bu? Bu bina toplamda 3 katlı 6 daireden oluşan bir binadır. Peki yani bir mahsuru yoksa kaç paraya yıktığınızın? Şöyle söyleyeyim. Bunun ruhsat masraflarıyla birlikte asbesti ve ruhsat masrafları noterlik masraflarıyla birlikte yaklaşık olarak 30 bin lirayı civarında bir rakam tutuyor. Pardon tam anlamadım. 30 bin lira civarında 30 bir rakam bin lira bir şey. Harfiyatı olasını kaldıracağız. Kaldıracaksınız. O da dahil. O da dahil. İçerisindedir. Evet. O da dahil. Olası kaldırılacak. Peki ne kadar sürer buranın yıkımı? Bugün yıkımını bitirmeyi düşünüyorum. Ağırlık olarak üst tarafını alıp daha sonra yarın çalışmaya devam edip Perşembe günü de molozunu bitirip çevresini kapatacağım. Peki kaç bina oldu? Başka gelen var mı size bu işte binamızı yıkayalım diyen veya bilgi almak isteyen? Bu şekilde gelen birkaç arkadaş oldu. Ama genel olarak bölgede bu tür binaların olduğunu biliyorum. Şahısların kendilerinin yıktırmalarını tavsiye ederim. Eğer zorunlu kalmaları durumunda şahısların kendilerinin tarafından yıktırmalarını tavsiye ederim. Zaten zorunlu olursa belediye yıktıracak ve %20 fazlasını alacak. Bildiğim aynen kadarıyla bu tür bina mahallede 100'e yakın bir bina var. Evet, böyle bir söylenti var, doğrudur. Şunu da şey yapalım, bu bina sahipleri kendi rızalarıyla yıktırıyorlar bildiğim kadarıyla, değil kendi mi? Kendi rızalarıyla değil. Bu binada oturulmaz raporu vardı zaten. Karot çalışması. Karot çalışması yapılmış. Oturulamaz raporu alınmış. Vatandaş da kendi can güvenliği açısından binayı onun için yıktırıyor. Yani üzerime yıkılmadan ben boşaltayım. Benim üzerime yıkılmadan ben boşaltayım bu binayı ve kireye geçeyim şeklinde bir düşünceleri olmuş. Peki sizle alakalı değil ama yani şimdi burada 4 aile oturuyordu. Bu insanlar kira yardımı aldığını biliyor musunuz? Veya kira yardımı konusunda bir bilginiz var mı? Benim bildiğim dairemde kentsele sokuldu. Yıkımdan sonra 18 ay kira, devletin vermiş olduğu kira yardımını alacaklar. Siz yıkım raporunu belediyeye vereceksiniz. Belediye zaten geldi, resimledi bugün zabıta. İş bitiminde tekrar gelecek, resimleyecek. Bu resimleri içeriye verecek. Zaten bilgisi dairindedir çünkü ruhsat alınmıştır. O da içeriye bilgiyi verdiği zaman bölgeye bakan zabıta arkadaşlar daha sonra zaten işleme başlayacaklar. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İleride... Hocam merhaba. Merhaba. Siz burada oturuyorsunuz. Burada oturuyorum, evet. Peki yıkımla alakalı veya bu sorunlarla alakalı bilginiz var mı? Vallahi benim duyduğum kadarıyla daha önce de yapılan anlaşmaların, sözleşmelerin tabii ki halkımız bilinçsiz olarak bilmediği için bir imza parasına tabii ki 2 daire, 3 daire diye verildi. Fakat 2.25 civarı mı bilmiyorum, 2.25 burada da kurtarmıyordu ama tabii ki ekonominin zayıf gitmesinden dolayı demirin, şeyin maliyetleri yükseldiği için. Bu yüzden de sonra bu önceden alınan hiç kimsenin bunu beklemediği risklerden dolayı karot alınıp, karot alındıktan sonra da tabii ki deprem bölgesi olduğu için bunu kimsenin düşünmediği ve bu deprem bölgesi herhalde Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın
kararıyla bu evler yıkılıyor. 2 ay 60 gün süreyle herhalde bir süre verilmiş. O süre içerisinde yıkılmazsa kendine yıkıldığında bir muamma bedel çıkarmışlar. Mevla atıyorum 100 bin lira. O 100 bin lirayı vatandaşımızdan alacaklar. Fakat burada devir hakkı var tabii ki sözleşmelerde. İşlerinde olan hakimi, savcısı, hatta avukatı olan kişiler dahi bu yanılgıya düşmüş. Tabii ki her zaman yaparım ederim onuyla olmuyor bu işler. Bu işler tabii ki tamamen ekonomik nedenlerden dolayı. Durumumuz da belli. Her şey güllük gülistanlık değil yani. Şu anda Deniz Ağrı'nın her tarafta atıyorum 4.25 verildiğinde, bu bölgede 2 verildiğinde atıyorum 100 metrekare olan 4 tane kat olan bir kişi ancak kendine bir daire dahi düşmüyor. 4 daireden ancak düşeceği 2 daire düşüyor. O 2 dairenin de atıyorum diyorlar ki işte 405 olur bilirim. Yani bu ancak burayı TOKİ yani Toplu Konut İş İdaresi bu durumu yapamadıktan sonra her olanağı devletin elinde olduğu sürece bunları yıkacak, edecek ve artı vergiden, efendime söyleyeyim, yine bir kardeşimiz söyledi, siz dedim Zekeriya Bey, Zekeriya Bey'in başına bir olay gelmiş. Hani şeyi, sözleşmeyi alayım diye noter ne kadar istemiş size? 12.500 istemiş, tapu dairesi 3.000 lirası, hatta kimliğini orada bırakmış, vatandaş bu durumda. Vatandaşın durumu işler acısı. Siz nerede oturuyorsunuz? Ben... Burada ben Yeni Sahra bölgesi olarak 47 senedir buradayım fakat 15-16 senedir buradayım. Benim de 4 tane kat, 4-5 katlı bir binamız var. Barış şeyi vardı, imar barışı. İmar barışına gitmedik çünkü artık devlete olan güvenimiz kalmadı. Yani orada imar barışı olunca sadece para toplayacaklar. Daha sonra 2 tane daire düşecek 98 metrekareye. Ve ben 2004'ten sonra yapılan bir bina olarak ben bile çekiniyorum. Etraftakiler yıkılırsa bana ne verecek onlar dahi belli değil. Ben emlak ve emlak yönetimi öğrencisiyim, iktisat maliye mezunuyum. KOBİ danışmanlığı sertifikam var. Boş konuşmuyoruz. Bunu yönetimdeki olan kişiler lütfen artık insinler. Çevre Şehir Bakanlığı efendim ve toplu konut idareleriyle birlikte gelsinler. Buraya ne olur ne olmaz. Nereye? Fikirtepe'deki o yaklaşık 6-7 seneden beri 20 bin kişi mağdur. 35 ada ve her adada 600 kişi var. Tarttığınız zaman 20 bin kişi mağdur. Onlara 1 sene 2 sene kiralık verilmiş. Hatta gelmişler belediyelerin önünde kendileri adına protesto yapılıyor. Bu protestolar tabii ki bir cevap vermiyor. Devlet kanalına, devlete sesleniyoruz. Başındaki kişilere sesleniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza. Bunların artık bir çözüme ulaşması. Hele ki 50 senedir Yeni Sahra'ya bir sivil çakılmadı. Bari burayı toplasınlar. İnsanların yaşayabileceği, yani diğerlerine verdikleri kadar, efendime söyleyeyim işte yolu, suyu, her tarafı, işte şehir, bahçesi, okulu, yüzme havuzu, kompleksi olan bir yer olarak burası bekliyor. 8 bin buradaysa 15 bin de orada. 25 bin kişi de burada var. Yani 25 bin tane oy var. Eğer oysa mesela 25 bin oyu buradan alabilirler. Ve ben açıkladığımda 10 sene ben baktım geriye gittim. Yeni Sahra 8 bin kişi, 6500 kişi oy kullanmış, 4023 AK Parti, 1600 kişiydi de şeydi, efendime söyleyeyim, CHP'ye çıkıyordu. Biz burada bir kanalize yaptık. Ben kardeşim Genelde Dernek Başkanı olarak buradan Büyükşehir Belediye Başkanı'na da sesleniyorum. Ben 3 kere hem Ataşehir hem sizden şey istedim, randevu istedim. Buradaki vatandaşlar size 1600'den 2600'e çıkardı. %49,5. İstanbul TV'de sayın İmamoğlu'na sesleniyorum. Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum. Yani Sultanbeyli Nekete yiyene kadar bu halkadan çaresine bakın. Bu halk da size bekliyor. Sultanbeyli'nde 10 tane mahalleyi kurtaracakmış. Bu mahalleler niye kurtuluyor? Burada 2000'e yakın roman kardeşlerimiz istiyor. Fakat hiçbir şey yapılmıyor. Sadece roman için değil. Burada Karadenizler olduğu için CHP yıllardır 35 sene bir çivi çakmadı. Sadece bir belediye başkanının Selami Öztürk, Cengiz Özalçın bunların yüzünden buraya bir çivi çakılmadı. Bir tane vatandaş küfür etti diye belediye başkanına bu kadar kişiyi mağdur ettiler. Bu mahalle 25 bin kişiydi. Barbaros Mahallesi bölündü. 8 bin olarak kaldı. Ve şu anda Ataşehir'de binalar, Ataşehir'de binalar yükseldi. Batır Gardı'nda bilmem ne. Buraya niye bir şey olmadı? Bakın burada duman kaya var.
Duman Kaya'nın durumuna bakın, bizim buraya duruma bakın. Bizim bu mahallelere kimse giremiyor. Niye? Ben taksicilik yapıyorum 10 senedir. Buraya geldim, burada, ya bu çingeneleri daha buradan kaldırmadılar. Yani bizim toplumda ben kimse çingene o veya şey olarak ayırmıyorum. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz Nuh'un oğlu Hami, Sami, Yavesin oğullarındanız. Biz kardeşiz. Önce bize de şöyle bir bakın. Sayın İmamoğlu da gelsin, bir de buralara baksın. Yani sadece gidip orada Batatayşehir'deki binaların önüne gitmesinler. Kurban olayım, biraz da buraya bakın. Şu yola bakın, şu duruma bakın. Şimdi bu bina yıkılıyor. Bu kardeşlerimize sorun, Sayın İmamoğlu. Niye yıkılıyor bunlar? Sesinizi bunlar da çıkarın. Yani tatil yapacaksınız ama tatil de bir yere kadar. Ben kızmıyorum, tatiliniz yapabilirsiniz. Ama siz ailemi bir kenara bıraktım. Ben bu işe baş koydum dedim. Bu kadar söylüyorum. Başka da bir şey söylemek istiyorum. Bütün devlet yetkililerine sesleniyorum. Buraya da bakın. Kentsel dönüşüm ne zaman başladı burada? Valla kentsel dönüşüm burada hiç başlamadı. Başlama amaçları vardı. 7-6-7 seneyi buldu. Yani bakarsanız 20 seneden beri kentsel dönüşüm var. Ben Tuzcuoğlu'nda oturuyorum. 35 sene oturdum. Orada da içerisi yine gecekondu. Etrafı şey... dikey mimarilerle çevrilmiş. Başka bir şey yok yani. Kentsel dönüşüm yok. Rahatsal dönüşüm var. Yani parası olana 4.25, parası olmana 1.75 veya 2.25. Yani emsal. Emsal teşkil ediyor. Emsalin kimse ne olduğunu bilmiyor. Halkı uyaralım. Halk bilsin. Evinize karot manot yaptırırsa aynı şekilde olur. Bu bina gibi yıkılır. Bu bina kentsel dönüşüm için yıkılmıyor. 60 gün süre verilmiş. Bunun maliyetini kendi ceplerinden çıkaracaklar. Yoksa devlet çıkacağı zaman atıyorum 50 bin, 100 bin bunu vatandaş nasıl ödeyecek? Bu kadar. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.